New York'tan hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi Rıza Sarraf davasını yakından takip ediyoruz ve bugün çok önemli bir gelişme oldu. Pazartesi günü ve Rıza Sarraf davası başlanırken, daha doğrusu jüri seçimi başlanırken Rıza Sarraf'ın konumu belli oldu ve bu davada sanık değil, tanıkların arasında yer alacağı, en azından bilgisine başvurulacak isimler arasında yer alacağı kesinleşti. Nasıl kesinleşti? Pazartesi günü 2 günlük süren, 2 ya da 3 gün süreceği tahmin edilen bir jüri seçimi vardı. Ve bu jüri seçimi sırasında jüriye Rıza Sarraf'ın sanık değil, tanıklardan biri, hatta tanıklardan en sonuncu listedeki en son isim olduğu anlatıldı. Bu çok önemli bir gelişme. Günlerdir merak ediliyordu. Acaba Rıza Sarraf ne yapacak? Hangi sanık sandalyesine mi, tanık sandalyesine mi oturacak diye. Görünen o ki savcılıkla anlaşıyor. Tam olarak tanık sandalyesi mi, o da kesin değil. Ancak şurası kesin ki önümüzdeki günlerde Rıza Sarraf yargılananlar arasında değil, bir anlamda yargılananlara karşı tanık ya da bilgisine başvuran isimler arasında yer alacak. Şimdi bu tabii Rıza Sarraf 90 yıl, 95 yıl ceza isteniyordu. Bundan yırtıyor ya da kurtuluyor anlamına gelmiyor. Yine ceza alacak ama 90 yıl değil, belki 10 yıl, belki 5 yıl. Bilmiyoruz cezasının ne olacağı. Bunu belirleyecek olan aslında Rıza Sarraf'ın mahkemede savcılara ne tür bilgiler vereceği, kiminle ilgili nasıl bilgiler vereceği onun cezasını belirleyecek. Ceza almadan kurtulmayacak, ancak zannedildiği gibi ya da şu anda en azından karşısında olan 90-95 yıllık bir cezayla değil, belki 5-10 yıl verdiği bilgiye göre bu cezalarla kurtulacak. Önümüzdeki günlerde mahkeme başlayacak ve bir tek Hakan Atilla yargılanıyor olacak. Şimdi ilginç bir şey yaşandı jüri seçiminde bugün. Yaklaşık 10 sayfalık bir isim listesi jüri adaylarına gösterildi ve bunları tanıyor musunuz? Herhangi birisini duydunuz mu diye soruldu ve bunların arasında duymadıklarını söyleyen 12 asıl 6 yedek jüri, hem savcılık hem de avukatların tek tek birebir neredeyse adam adama tercihleriyle belirlenmiş oluyor. Olacak ya da öyle söyleyelim. Biz bunları genelde filmlerden görüyorduk. Rıza Sarraf ve Hakan Atilla'nın yargılandığı bu davayla beraber sanırım hep beraber artık Amerikan hukuk sisteminde yakından öğrenmeye başlıyoruz. Öğrenmemiz gerekçeye benziyor. Şimdi pek çok soru var. Aslında bu soruları geçtiğimiz gün sevgili Fatih Altaylı Habertürk'te bir köşe yazısında derlemiş. Demiş ki nereye gitsem Rıza Sarraf meselesi konuşuluyor ve hepsinin de kafasında bazı sorular var. Şimdi ben burada New York'tan sizlere gelişmeleri bildiriyorum ama İstanbul'da, Türkiye'de herkesin kafasındaki soruları da eminim Fatih Altaylı çeşitli temaslarıyla biliyor. Biraz isterseniz gelin onun sorularına ben cevap vermeye çalışayım. Çünkü bundan 2-3 gün önce yazdığı, 25 Kasım'da yazdığı bu köşe yazısında bu soruları sormuş. Herkes bu soruları merak ediyor demiş. Ben dilim döndüğünce bu soruların ne anlama geleceğini söyleyeyim. Sorulardan bir tanesi, Sarraf öttü mü ötmedi mi diye Fatih Altaylı her zamanki üslubuyla sormuş. Şimdi Fatih öttü mü ötmedi mi demişler. Ben daha kibarca söyleyeyim. Şurası kesin ki Rıza Sarraf konuşacak. Ne konuşacak belli değil. Ne kadar konuşacak belli değil. Kimin hakkında bilgi verecek o da belli değil. Ancak şurası kesin. Birileri hakkında çok ciddi bilgiler verecek ki savcılık Rıza Sarraf'ı sanıklıktan tanıklık ya da daha belirsiz bir duruma taşımış durumda. Yani evet, Rıza Sarraf konuşacak. İtirafçı olup Oklahoma'da yeni bir hayata mı başlayacak? Şimdi böyledir ya, filmlerde itirafçıları görürüz. Önemli bir mafya liderinin ile ilgili bir şey verir ve bir anda kendisini daha böyle bir sıradan bir hayatın içinde bulur. Şimdi Rıza Sarraf'ın hayatına baktığımız zaman bu iş Oklahoma'da sıradan bir hayata başlar mı? Pek kolay gözükmüyor. Öylesine şatafatlı, şaşalı bir hayat yaşadı ki böylesine bir şeyle evet der mi? Vallahi belki de diyebilir de insan yaşayan bilir demek gerekiyor. Ama eğer bir koruma programına, tanık koruma programına girecekse muhtemelen Amerika'da herhangi bir yerde sıradan bir hayatı kabul ettiği anlamına gelir. Bu hayatın içinde tabii pek çok soru var. Bunun altına başka sorular ekleyebiliriz. Çünkü halen Ebru Gündeş de evli. Türkiye'nin en büyük sanatçılarından bir tanesi. Bir irtibatı olacak mı? Normalde tanık koruma programlarında bir irtibatı olmaması gerekiyor ya da olması tercih edilmiyor. Nasıl bir anlaşma olur? Bu anlaşmanın içinde kim nasıl yer bulur? Orası soru işareti. Rıza Sarraf Oklahoma'da sıradan bir banyoda yaşar mı? Bilmiyoruz. Belki asıl soru, Ebru Gündeş böyle bir yerde yaşamayı tercih eder mi çocuğuyla beraber? Kim bilir, önümüzdeki günlerde bunu cevap arayacağız. Giderken Amerika'ya anlaşarak mı gitmişti diye sormuş Fatih Altaylı. Şimdi herkes bunu merak ediyor. Benim görüşüm anlaşarak gittiği yönde değil.
Yahu neden anlaşsın? Bu adamın Türkiye'de öylesine şaşalı, şatafatlı bir hayatı var ki dediğim gibi. Boğaz'da oturuyor. Türkiye'nin en iyi yerinde, hatta davalara konu olan bir yalıda oturuyor. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyla evli. Pek çok kanal tarafından itibar gören bir iş adamı. Devlet nezdinde kabul gören bir hayırsever olarak algılanıyor. Şimdi bu adam niye her şeyi bırakıp Amerika'ya anlaşmayla gitsin? Üstelik de tam da gerçekten şöyle bir detay da var benim yakından takip ettiğim. Çocuğunun tam okulunun tatile girdiği bir dönemdi ve Disneyland'a pek çok kişi gidiyordu. O dönemde ben en ufak bir şüphesi olsa Rıza Sarraf'ın Amerika'ya, bırakın anlaşmayı, en ufak bir şüphesi olsa geleceğini hiç zannetmiyorum. Tabii tuhaf olan şu, bu kadar olay olmuş, bunlar yaşanmış, nasıl oluyor da böylesine bir isimin hiçbir şüphesi olmadan Amerika Birleşik Devletleri'ne kendisi isteyerek geliyor çocuğunun tatili için. Türkiye'de öldürülme korkusu nedeniyle Amerika'ya gitmeyi tercih etti mi? Ben bu savva da inanmıyorum. Şimdi bu da çok dile getirilen bir sav. İşte bir sürü komplo teorisi var. İranlılar işte Sarraf'ın bildiğiniz gibi orta olduğu olan bir ismi, Zencan bir ismi İran'da ömür boyu hapse mahkum etti. İşte Ahmedi Nejat dönemi bitti. Orada Ruhani dönemi başladı ve bir dönemden hesap soruluyor. Ve bu dönemde de Rıza Sarraf'tan da hesap sorulacak ve bundan korktu deniliyor. Bu da bana çok gerçekçi gelmiyor. Neden gitsin? Yani Türkiye'de istese böylesine itibar gören bir isim, emin olun Türkiye'de farklı bir şekilde, hani geçtim devleti mevleti, kendi imkanlarıyla da gayet rahat kendini koruyabilir ya da koruma altına alabilir. Türkiye'nin de İran'la böyle bir anlaşmaya gidip Sarraf'ı vereceğini en uzak, en yakın komplo teorisinde bile ben bulamıyorum. Bir başka soru, Türkiye kendisini İran'a satar diye mi korktu? Neden satsın? Zaten Türkiye şu anda görüyorsunuz, Türkiye'nin bu anda bu yargılamada gündeme gelen pek çok konusunda bir dönem Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri gündeme getiren isimler var. Şimdi İran'da hava değişti. İran'da Ahmedi Nejat döneminde bu Rıza Sarraf'ın içinde olduğu ambargo ile ilgili ticaret yapılmıştı. Sonra Ruhani dönemi başladı ve bunun hesabı soruldu. Ama Türkiye'de böyle bir dönem değişmedi. O dönem arkasında olan isimler, bu dönem de arkasında diyebiliriz. O yüzden böylesine bir korkunun olduğunu da hiç zannetmiyorum. İran ajanları kendisini kaçırıp Zencani ile birlikte yargılayacak diye mi tüydü diye sormuş Fatih Altaylı. Biraz önceki soruyla bağlantılı. Bu da bana hiç bağlantılı, mantıklı gelmiyor. Dediğim gibi kendisi zaten şu anda İstanbul'da, yani 2 yıl önce öylesine büyük bir koruma ordusuyla yaşıyordu ki. Yani evet, belki mümkün olabilir ajanlar dünyasında, ama yine de böyle bir korkuya kapılıp gitmek yerine eminim Türkiye'de kendisine daha resmi koruma istemeyi tercih ederdi gibi geliyor. Bir başka soru. Zarraf ve işbirlikçileri Türkiye'de adam gibi yargılansaydı bu işler başımıza gelir miydi? Şimdi Fatih bazı soruları böyle arkalara saklıyor. Gelir miydi? Bence gelirdi. Çünkü bu Türkiye ile ilgili, Türkiye'de yargılanması ile ilgili bir dava değil. Ama bu boyutta karşımıza gelir miydi? Ya da Türkiye'nin duruşu nasıl olurdu? İşte burada bence soru işaretleri var. Türkiye eğer bunları zamanında kendi içinde bir şekilde hukuka taşısaydı, bugün burada bu mahkemeler yine açılırdı ama Türkiye'nin Halk Bankası'nın tutumu, savunması bambaşka olurdu. Nitekim bakın, buna çok önemli bir örnek var. Hakan Atilla mesela, Halk Bankası'nın yöneticisi, burada savunmasının en ana maddelerinden bir tanesi, diyor ki Türkiye'de hiçbir zaman yargılama konusu olmadı, yargılanmadı. Yani bu konuyu bile, yani şu anda pek çok tartışmalı olarak ele alınan konuyu bile savunmada kendisini bir tez olarak sunabiliyor. Ne kadar önemli olduğunun bence en önemli ipuçlarından bir tanesi de bu. Zarrab'ın Türkiye'deki mal varlığına niye el konulmuyor? Kızıp daha çok öter diye mi? Şimdi Fatih böyle direkt soruyor ama vallahi bilmiyorum. Şu anda el konulması için bir neden yok gibi geliyor bana. En azından ben bir neden görmüyorum. Amerika'da açılmış bir dava var. Ve şu anda da bırakın el konmasını, Türkiye hükümeti şu ana kadar, yani Rıza Sarraf en azından sanık pozisyonunda sandalyesine oturana kadar arkasında durmuştu. Şimdi bundan sonra ne olur? Evet, belki Fatih burada doğru bir şeyi yakalamış, onu üzerine gidiyor diyebilirim. Evet, bundan sonra el konur mu? Bundan sonra Türkiye'de Rıza Sarraf'ın tanık olduktan sonra bambaşka bir hikayesi olacağının kesin olduğunu söyleyebiliriz. O hikayenin nasıl gelişeceğini de hep beraber söylediklerine bakıp değerlendirebiliriz. Zarraf mal kaçırmak için boşanma davasına malların büyük bölümünü Ebru Gündeş'e tazminat olarak mı verecek? Evet, burada sanırım Esin Öveti yardımcı olarak çağırmamız gerekiyor. Bu konulardaki ince detayları o biliyor. Böyle şeyler oluyor ama şimdi Rıza Sarraf böyle bir şey yapmaya kalkacak. Türkiye hükümeti Türkiye'nin adına karşısına geçip tanıklık yapacak. Türkiye ile ilgili pek çok olay ortaya çıkacak.
Ondan sonra bir tufan gibi gözüküyor. Orada o tufanda böyle bir şeyi düşünen bir insan, düşünseler de eğer düşünüyorlar bilmiyorum ama işe yarar mı? Ben pek gerçekçi görmüyorum. Bu işi niye milli bir mesele haline getirdik? Bize ne zarraftan? Şimdi bu çok önemli bir soru. Çok tartışılan da bir soru. Şimdi bu konu herkes böyle farklı bir yerinden tutuyor. Ben bunu bir anlamda bir filin bir oturma odasındaki ya da züccaciye girmiş bir fili tarif eden insanlara benzetiyorum. Kimileri diyorlar ki ya bu Türkiye'ninle ne alakası var? Kimisi Türkiye ile alakalı diyor. Şimdi bu sarraf meselesini Türkiye meselesinden ayırmak kolay bir iş değil. En azından şunu söyleyebiliriz. 2010 ve 2015 yılında Türkiye'nin İran ambargosunu deldiği ekonomik kararlar yargılanıyor şu anda. En azından bir banka üzerinden yapılan kararlar yargılanıyor. Ve bu kararları alanlar, uygulayanlar da ne yazık ki bu davanın şu anda bazıları isimleri geçiyor. Bazıları da özellikle Rıza Sarraf'ın ifadelerinden sonra daha fazla geçebilir. Farklı iddialar var. Herkes kendisine göre bunu da yorumluyor. Kimileri komplo teorisi diyor, kimileri böyle bir şey vardı diyor, kimileri yoktu diyor. Ama özellikle Türk kamuoyunun yakından bildiği 17-25 Aralık'taki çeşitli iddialar da bu davada gündeme geliyor. Bu da konuşuluyor. Şimdi Rıza Sarraf'ı buradan tamamen ya kardeşim bu adam bunun sorunu deyip buradan çıkartmak kolay değil. Çünkü bir dönem en azından alınan kararlarda, resmi politikalarda Rıza Sarraf'ın bir ayağı olduğu inanılıyor. Ama önümüzdeki günlerde şu da olabilir. Türkiye diyebilir ki biz bu adamı tanımıyoruz. Bize ne kardeşim? Yani bu adam bizimle hiçbir alakası yok gibi bir savunmaya gidebilir. Ama şu ana kadar Türkiye'nin durduğu yer en azından Rıza Sarraf'ın bir anlamda sahiplenildiği ve Türkiye ile ilişkileri olduğu, devlet politikaları ile ilişkileri olduğu iddia edilen bir yer. Bir önemli konu daha var. Bu da göz ardı ediliyor. Şimdi Halk Bankası dediğiniz ya da birkaç bankanın daha adı geçmeye başladı. 2-3 banka daha geçiyor. Bu bankaların birkaç tanesi daha, bir tanesi daha mesela Devlet Bankası eğer doğruysa. Şimdi bu bankalara gelecek cezayı kim ödeyecek? Yarın bir gün diyelim başka bankalara verdiler ceza. Bu ceza verilirse, bir ceza verildi. 5 milyar, 10 milyar, 20 milyar. Kim ödeyecek bu cezayı? Rıza Sarraf mı ödeyecek? Bu ticarete imza atanlar mı ödeyecek? Hayır. Bunu ödeyecek olan Türkiye halkı. Türkiye ödeyecek. Bunun bedelini Türkiye görecek. O yüzden ya bize ne kardeşim bu Rıza Sarraf'ın davası. Allah ne verirse versin bize ya da biz bu politikacıyı sevmiyoruz, şu politikacıyı sevmiyoruz deyip işin içinden çıkamazsınız. Bu kendi içimizde Türkiye'de tartışılacak bir konu. Ancak şu anda bu davada yargılanan Türkiye'nin dediğim gibi 2010-2015 yılı arasındaki politikaları en azından bazı isimler, bu politikaları belirleyen bazı isimler. Zafer Çağlayan gibi mesela. Dönemin ekonomi bakanının adı bizzat sanık listesinde geçiyor. Bu gibi isimler. Şimdi bunu tamamen bize ne demek ya da Türkiye'ye ne demek kolay bir iş değil en azından. Bu dava nezdinde kolay bir iş değil ama belli de olmaz. Ve soru zarrap yargılanırken niye Cumhurbaşkanımız hedef alınmış oluyor? Bugünlerde herkesin birbirine merak ettiği sorular, sorduğu sorulardan bir tanesi. Evet şu anda açık söyleyeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili tek bir kelime yok. Sadece jüri seçiminde bazı isimler belirtildiği ve bu isimler arasında Erdoğan soyadının da geçtiği bazı isimlerin olduğu iddiası var. Fakat şimdi biraz büyük resme bakalım diyoruz ya, büyük resme baktığımızda Rıza Sarraf'ın tanıklığından sonra bu işin ucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar gidebilir. Niye gidebilir? Çünkü dönemin başbakanı Erdoğan ve bazı konuşmaların geçtiği iddia ediliyor. Bunlar kimi zaman medyaya sızdırılıyor. Kimi zaman Amerikan basında okuyoruz ve burada adı anılmasa da yani bir sonraki adımda, iki sonraki adımda adının anılmayacağını söylemek için bir Nostradamus olmaya gerek yok. Anılmayabilir ama büyük bir ihtimal Erdoğan'ın ismi buna katılabilir de. Şu anda Cumhurbaşkanı olduğu için değil, tabii ki şu andaki politikaları Amerika'nın işine gelmeyebilir, sevmeyebilirler ama özellikle başbakan olduğu dönemde ve bu davayı ilgilendiren dönemdeki aldığı kararlar nedeniyle anılabilir. Evet gelelim biraz sonuna. Şu anda yeni bir süreç başlamışa benziyor. Sarraf'ın seçimi diyebiliriz bu yeni filmin adını. Bilmem Sophie'nin seçimi filmini izlemiş miydiniz? Pek çok zorlu kararı alan ve her seferinde pek çok seferde de yanlış tarafı seçen bir filmi anlatıyordu Sophie'nin seçimi. Sarraf'ın seçimi ne olacak? Sarraf'ın seçtikleri, söyledikleri ne olacak bilmiyoruz. Ancak şurası kesin ki bu dava Türkiye'yi yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Ve burada New York'ta bu davayla ilgili gelişmeleri dilim döndüğünce ben de sizlere anlatmaya devam edeceğim.